Yorumlardan geldi bir soru. Yön duygumuz neye bağlıdır? Yani yöne bağlı. Nasıl neye bağlı? Yön duygumuz... Sıradaki soruya geçiyorum. Yön duygumuz neye bağlı? Ama bir dakika, bu soruya ben şimdi kafayı takarım. Hocam şöyle, hani bu bazı kişiler hani ya şu aslında sanırım var olduğumuz alanda nerede olduğumuzu idrak etmek olarak algılıyorum. Propriosepsiyon yani. Evet. O zaten yani duysal bir özelliğimiz. Beynin onun için ayrılmış özelliği. Ama ben sanki soruda daha fazlası var gibi. Yani kuzey, güney, doğu, batı yönlerini ayırt edebilmemiz mi neye mesela bağlı? Mesela şöyle devam etmiş. Soru değil, yorum olarak devam etmiş. Hı. Ben ayaklı pusula gibiyim demiş. Heh, bunu diyor o zaman. Evet, bu aborijinlerde falan var. Bazı topluluklarda var. Daha böyle ilksel hayat yaşayan arkadaşlarda. Bu arada bu ilksel tabirini çok sevdim. İlksel hemen... kredisinde göndereyim. Sevgili Gökalp Ergen'in, Pentagram vokalisti Gökalp Ergen'in kullandığı bir tabir. Çok hoşuma gitti. İlkel lafını ben de hiç sevmiyordum zaten. İlksel daha güzel. Yani tarihsel olarak daha önce, yoksa asla ilkel değil. Bak şimdi mesela bir tane ilksel alışkanlıktan bahsedeceğim. Ben yapayım diye vallahi gözyaşı dökeceksiniz, böyle öyle bir şey. İsmini hatırlamadığım bir aborijin kabilesinde ön, arka, sağ, sol terimleri yok. Bunlar evet. Kuzey, güney, doğu, batı, işte kuzey, doğu, güney, batı falan diye tarif ediyorlar yönleri. Mesela çorabın nerede? Güney, batıda falan gibi. Dolayısıyla bu insanların söyledikleri doğrultuların hakikaten coğrafik kuzey, güneye oturduğu fark ediliyor. Bunun üzerine bunu nasıl yaptıklarını araştıran araştırmacılar bu kabilenin bazı mensuplarını uçakla getiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir laboratuvara koyuyorlar. Tamamen kapalı dış ortamı göremedikleri bir yerde günlerce misafir ediyorlar. Ve ona rağmen etraflarında defalarca dönmelerine falan vesile oluyorlar. Yani yönleri karıştırmak için gereken her şey var. Ama sonuçta tekrar soruyorlar, çorap nerede diye ki, kuzey batıda bunu bilmeyecek ne var? Ve gerçekten kuzey batı yönünde o çorap. Bu tip bulgular bize insanın zaten bir manyetik algısı olduğu fikrini de uyandırıyor. Kesin kanıt olmamakla beraber. Ve Açık Beyin'de bununla ilgili bir yazı yazmıştım yakın zamanlarda. Manyetik hislerimizle alakalı. Ama hepimizde varsa bile eğitimle geliştirilmesi gereken ve kritik dönemde geliştirilmezse sonra kaybedilen bir hikaye olduğu aşikar. Çünkü ne yaparsan yap, benim gibi standart medeniyet içerisinde yetişmiş bir apartman çocuğuna bu yeteneği kazandıramıyorsun gibi gözüküyor. Ben şu anda bile hiçbir fikrim yok. Mesela kuzey ne taraf bilemiyorum. Yok yani. Bende de. Yani şu tarafta deniz olduğuna göre falan şöyle falan kuzey olmalı bilemiyorum. İşte güneş ama oradan geliyorsa. Yani çok tabii çevresel işaretlerle ancak bunu bilebiliyorum. Bu arada ben yani apartman dairesinin içinde 1,5 tur dönünce bütün yönünü kaybeden bir insan. Yani caddenin nerede olduğunu unutuyorum. Ama birkaç insan grubunda öğretilebilir bir şekilde gördüğümüz bu özellik bizim aslında böyle bir algı yeteneğimiz olduğunu da gösteriyor. Tabii ki dilin gelişimi, dilde edindiğimiz kalıplar bu tip yetenekleri kullanıp kullanmamayla çok alakalı. Yani siz eğer erken dil edinim döneminde ön arka yerine kuzey güney ya da doğu batı gibi tabirleri öğreniyorsanız ve bunları bir şekilde o coğrafi kutupları falan algılayabilecek bir hissiyatla birleştirme ihtiyacı içinde bir topluluktaysanız o zaman bunlar gelişiyor. Ama biz ön arka sağ sol işte çapraz falan diye kelimeleri öğrendiğimiz için muhtemelen bu tip bir duyumuz varsa bile ona olan duyarlılığımızı kaybediyor olabiliriz. Ama normal koşullarda insanlarda çok belirgin olmayan, süptil ve kültürel olarak geliştirilen bir özellikmiş gibi duruyor. Fakat bunun ihtimali bile heyecan verici. Zira dünya kutuplarının arada bir yer değiştirdim biliyorsunuz. Şu anda periyodunu hatırlamıyorum ama şu anda kayma dönemindeyiz mesela. Bunun muhakkak insanda yarattığı bir farklılık olmalı. Bir şeyler yapıyor olmalı insana. En azından bu tip ekstrem algıları olan toplulukları iyi çalışıp nasıl olduğunu anlayabilirsek, bu tip durumlarda yaşayabileceğimiz işte kutup kayması gibi, yerin manyetik alanındaki oynamalar gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alır. Hatta bunları belki avantaja çevirebiliriz. O kısımda artık konuyla uzman olanların işi diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla konu böyle ama enteresan. Vallahi isterdim sürekli kuzey işte kardeşim deyince kuzey olmasın ama yok, ne yaparsın Allah bir vermemiş. Bir de şu da yok mu o işin içinde? Yani artık çevremizi duyabileceğimiz kadar çevremiz yok ya hani etrafımızda. Tabii ki. Yani son derece soyutlanmış bir ne diyor? Türev evrende yaşıyoruz diyordu Yalın Alpay. Hakikaten şu anda yaşadığımız her şey bir türev yani. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz mekan gerçek bir mekan değil. Bu arada bu mekanın dizayn edilmesinde coğrafi, ne ekolojik, ne biyolojik hiçbir kurala dayanmıyor. Evet. Sadece rant kuralına dayanıyor. Dörtgen falan yan yana güzel istiflendiği için o paraya daha çok yer, daha doğrusu bu kadar hacime daha çok para kazanabiliyoruz falan, öyle bir kafada inşa ediyor. Ama mesela ediyor. Doğada dörtgen olan, kenarları keskin olan hiçbir şey yok. Bizim evet. Eskiden evler yuvarlakmıştı muhtemelen. Mağara falan. Değil mi? Tabii de. Yuvarlak evde hiç yaşayan var mı bilmiyorum. Varsa yorumlara yazsınlar. Ben mesela bir kişi tanıyorum yuvarlak evde yaşayan. Güneş'in. Çok mutlu yani kendisi. Mutluydu. Orada yaşayan. Hala yok ama hala orada yaşayan. Bu sefer dörtgen bir evde yaşıyor şu anda. Ama yuvarlak evde yaşarken mutluydu.
ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.